Son fizik ütücü, fizik çözer, metin çözere, modern fizik kolye hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, Turfoz denemelerinin yedincisiyle birlikteyiz. Bir deneyde ampermetre ile ilgili iki ölçüm yapılmaktadır. Yapılan ölçümde ampermetrelerin ibreleri aşağıda verilen şekildeki gibidir. Buna göre ampermetrelerde okunan değerler farkı kaç miliamperdir? Sevgili arkadaşlar, şuraya baktığımızda 6 miliamper, şuraya baktığımızda 1, 2, 3 miliamper ölçüyor. Tabii akım demek ki bir yönde arkadaşlar, burada ise diğer yönde geçmektedir. Sadece şunlar ibrelerin sağa sola kayması akımın yönüyle ilgili. 6'dan 3'ü çıkarttığımızda 3 Balıkesir. Hissedilen sıcaklık termometrenin ölçtüğü aktüel fiziksel hava sıcaklığından farklı olarak insan vücudunun hissettiği, algıladığı sıcaklıktır. Buna göre etkenlerinden kaç tanesi hissedilen sıcaklığı etkiler diye soruluyor. Buna göre iklimsel çevre, evet arkadaşlar, havanın rüzgarlı, nemli. Zaten iklimsel çevrenin içinde nem ve rüzgar var. Giysilerin arkadaşlar ısı direnci tabii ki ne yapacaktır? Hissedilen sıcaklığı değiştirecektir. Vücut yapısı arkadaşlar, yine kilolu arkadaşlarda vücut yapısı arkadaşlar, yüzey alanı bölü hacim, bunların hepsi nedir? Etkilidir. Radyasyon, evet kesinlikle. Termometre sıcaklığı. Termometrenin arkadaşlar sıcaklığı da neticede bizim hissettiğimiz sıcaklıkla ölçtüğü sıcaklık arasındaki farkın değişik olmasını veya farklı olmasını ne yapacaktır? Etkileyecektir. Cevabımız Edirne. Bir deney için özdeş piller ve lambalarla aşağıdaki devreler kuruluyor. Devrelerde lamba sayısı değiştirilerek devreden geçen akım şiddeti ölçülüyor. Buna göre bu deney ile ilgili sevgili arkadaşlar, lamba sayısı bağımsız değişkendir. Bağımsız değişken deneyi yapanın yapmış olduğu değişkendir. Görüldüğü gibi arkadaşlar, buradaki fiziksel değişikliği lamba sayısıyla deneyici yapıyor. O halde bağımsız. Devre akımları bağımlı değişken. İşte arkadaşlar, devre akımı I eşittir epsilon bölü R diyoruz. Burada arkadaşlar görüldüğü gibi epsilonlar sabit. Bundan dolayı arkadaşlar üreteç sayısı sabit değişken, değiştirilmemiş, yani kontrol değişkeni. Arkadaşlar görüldüğü gibi direnç bağımsız değişken R, 2R ve 3R olmak şartıyla. Bu arkadaşlar bağımsız değişkene bağlı olarak kim değişti? Bakın, bağlı olarak akım. O halde arkadaşlar devre akımı bağımlı değişkendir. Demek ki arkadaşlar deneyi yapanın yapmış olduğu değişiklik bağımsız değişken. Buna bağlı olarak değişen de bağımlı değişken. Cevabımız 1, 2, 3 Edirne. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu kardeş. Bu da bu. Bu da bu.